Birazdan detaylarını dinleyeceğimiz Ten Point projemizde yatırım ortağı olarak yer almaktayız. Bu projede Gül Proje ile beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ben biraz izninizle kendi şirketimizden bahsetmek istiyorum. Şirketimiz proje geliştirme ve gayrimenkul yatırımlarında oldukça iddialı. Çanka ile Mamak'ın kesiştiği noktada yer alan projelerimiz Natavega Outlet, Natavega Konut Kuleleri, Türkiye'nin en uzun tünelli akvaryumu ile bugün adından başkentin sıkça söz edilen iddialı bölgelerinden biri olmakta. Natavega'nın yanı sıra Ankara'nın yeni yaşam merkezi olarak bilinen İncek'te hayata geçirdiğimiz Nata İncek konutları da şirketimizin önemli yatırımlarından biridir. Dünyanın en büyük 225 uluslararası müteahhiti sıralamasında 98. sırada olmanın gururunu yaşıyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı projelere imza atan şirketimiz, daha önce de Türkmenistan'ın 5 eyaletini birbirine bağlayan yollar üzerinde 180 köprüyü inşa etmişti. Özellikle altyapı projelerini üstlenen şirketimiz, Kuzey-Güney Demiryolu projesinde de elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının yanı sıra istasyon binalarını inşa etmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde başta Ankara'nın Eskişehir yolu aksı, subay evleri ve İstanbul yolunda yer alan AVM konut iş merkezi projelerimizin temellerini atacağız. Eş zamanlı olarak Adana ve İzmir'de de konut AVM projelerimizin de bu yıl temellerini atmayı planlıyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Biraz önce filmde de gördüğünüz gibi karma kullanımlı bir projemiz var. Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip bir proje bu. Arazinin, lokasyonun özelliği başlangıçta bizim için çok önemliydi. Şöyle ki, TEM üzerinde hareket ederken bu noktayı, bu bölgeyi çok kolay görüyorsunuz. Yani görmemeniz imkansız. Bizim mimaride görünürlük dediğimiz özellik çok fazla burada. Bu bizim için çok önemliydi. Yerleşimde çok üzerinde durduğumuz bir nokta. Diğer taraftan filmde de yine izlediğiniz gibi ulaşımı oldukça kolay bir bölge. Burada ekstradan söyleyebileceğim 3. havalimanına da oldukça yakın bir konumdayız. Atatürk Havalimanı olsun, Maslak olsun, köprü olsun hepsine kısa süreler içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Hem lokasyon, ulaşılabilirlik hem de görünürlük bir araya gelince aslında alışveriş merkezi için çok önemli bir altyapı oluşmuş oluyor. Biz alışveriş merkezi yerine yaşam merkezi demeyi her zaman tercih ediyoruz. O yüzden burada bir yaşam merkezi oluşturmak istedik. Arazide kot farkları var. Aşağıdan başlayıp yukarıya doğru arazi yavaş yavaş yükseliyor. Bu da çok önemliydi. Çok güzel bir avantajdı. Bunu kullanmak istedik. Ve etrafa böyle yani akmak, etrafla bütünleşmek çok önemliydi bizim için. Çünkü önemli hem TEM açısından hem iç yollar açısından önemli bir lokasyonda. Onu dikkate aldık. Alt kotlardan başlayarak yukarıya kadar farklı seviyelerde, farklı kotlarda kiralanabilir alanları, mağazaları, kafeleri yerleştirdik. İki tane ana kat bu arada oluşturduk. Bir tanesi daha fazla TEM ağırlıklı olarak, TEM'den gördüğünüz kısım. Burada da çok ilginç bir tarihi yapı çıktı tabii karşımıza. Çok geçmiş dönemlerden kalmış, çok eski bir yapı. Balıklı Göl. Dolayısıyla Anıtlar Kurulu'na da epey bir gittik geldik. Onların da onayını aldık. Projede önemli bir çekim noktası, ilginç bir detay oluşturdu bu bizim için. Bu Balıklı Göl'e bakan kafe ve restoranlarımız var. Daha sonra bir üst kot var. Yani o daha çok iç yolların ve kavşağı yakalayan bir kot. Orada da yine girdiğiniz zaman asıl ana katlara, kata ulaşıyorsunuz. Burada ilginç bir şey daha yaptık. Pek fazla rastlamadığımız bir durum. Binanın en üstüne çıkan çok hoş, yumuşak bir rampa tasarladık. Ve siz isterseniz direkt gelip binanın direkt en üstüne çıkıyorsunuz. En üstünde açık otopark, sinema, food court ve eğlencenin yer aldığı bir kat. Bu projenin önemli özelliklerinden bir tanesi.
Siz geç saatlerde de buraya gelebilirsiniz kullanmak için veya geç bir matineye kalmış olabilirsiniz. Çıktığınız zaman hani otomobilinizi orada bulabiliyorsunuz. Ve rezidans bloklarına da bu kattan da giriş imkanı sağladık. Bu projenin ilginç özelliklerinden bir tanesi oldu. Diğer taraftan konutlarla ilgili de şöyle bir bilgiler vermek isterim. Şimdi karma bir kullanım bu ama her fonksiyonun kendi içerisinde istediği bir özellik var. Bir kendi ruh hali var. Onu da sağlamamız lazım. Burada ilginç bir şey yaptık. Bu kod farklarından da faydalandık. Arazinin daha üst noktalarındaki yollardan konutlara bir giriş sağladık. Konutların bir ortak alanı var. Ve bu ortak alanın etrafından kendi özel müstakil girişiyle girdikten sonra iç yolla ulaşılabilen 5 tane konut bloğu tasarladık. Bu konut bloklarının içerisinde biraz sonra Sönmez Bey bilgiler verecek. Farklı büyüklüklerde, farklı karakterlerde konutlar ürettik. Bunların alt katlarında da fazlasıyla kapalı otopark sağladık. Ha, bu arada otoparka biraz daha altını çizmek isterim. Burada çok ciddi sayılarda kapalı otoparkımız var. Ve bu kapalı otoparkların ve bu araziye giriş çıkışları da ulaşım koordinasyonla beraber yürüttük, beraber çalıştık. Pek çok danışmanımız var burada. Bunlardan belki en önemlilerden bir tanesi ulaşım danışmanımızdı. Ulaşım danışmanımızla da yaptığımız çalışmalarla hem araziye hem alışveriş merkezi konutlara çok rahat giriş çıkış ve çevre trafiği de rahatlatacak şekilde özel çözümler geliştirdik. Bu bir taraftan biz buradaki kompleksimizi yaparken diğer taraftan da o bölgedeki trafiğin ve trafik düzeninin de düzenlenmesine bir katkımız olacak. Çok farklı nitelikte konutlar demiştim. Bunun yanında rezidans olarak da rezidans kulelerimiz var. Bunların içerisinde de zamana göre de, duruma göre de fonksiyon değişikliği de yapabileceğimiz esnek tasarımlar geliştirdik. Bu zaman içerisindeki ihtiyaçlara göre bunlar kendisini adapte edebiliyor. Çevrenin, bölgenin, İstanbul'un ihtiyaçlarına göre bunları yeniden ele alabiliyoruz. Son olarak da şunu söylemek isterim. Burada bir yaşam merkezi karakterinde dışa dönük bir mimari ele aldık. Hem zemin kotlarında hem en üstte food court terasında oluşturduğumuz alanda yapı malzemesi olarak, cephe malzemeleri olarak, karakter olarak neşeli, buradaki cıvıltılı hayatı yansıtacak renkler ve malzemeler seçtik. Özellikle hem gündüz hem gece etkisi üzerinde durduk. Gece de farklı bir karaktere bürünmesini hedefledik. Binlerce insanın geçtiği bir nokta olduğu için onların dikkatini çekip onları buraya davet etmek istedik.